Şunun oldu. Ayak konuşsa başka. En büyük başkanım başka. Hala modunu duyuyorsun. Başkanım. Şöyle, şöyle başkanın önüne geçerdi. Esad abisi başkan. Bu seçimlerde tarafımızı takım tutar gibi değil de geleceğimizi oylayacağız. Ya otokrasiden, sultanizmden ya kullanacağız oyumuzu ya da çok sevdiğimiz özgürlük, demokrasi ve insan haklarından, Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten yana kullanacağız. Gün gün omuz omuza, sırt sırta, laikliği, cumhuriyeti, Atatürk devrimlerini, kısacası özgürlüğü savunma zamanı. Bağırın Millet İttifakı'yla geleceğine inanıyoruz. Her şey çok güzel olacak. Güzel Parti il yönetiminin almış olduğu karar neticesinde ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Güzel Parti ailesi olarak desteklemeyi sizlerin huzurunda beyan ediyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye genelinde bulunan 8,5 milyon, en az 8,5 milyon akrabama, halkına 21 sene iktidarda kalan mevcut hükümetin samimi bir şekilde yönetmediğini biliyoruz. Temiz ve liyakatlı olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun 100 yıl önce bizlerin, atalarımızın, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu gibi 100 yıl sonra adı Kemal olan Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın kazanacağını kalben ve tamamen inanıyoruz. Bu kararı almamızdaki en önemli sebeplerden bir tanesi Suriyeli mülteci insanların, biz Roman kardeşlerimizin ekmeğini paydaş olması. Geri dönüşümcü müzisyen, çiçekçilerin paydaş olması. Biz Güzel Parti ailesi olarak Roman halkının sonuna kadar destekçisiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na gerekeni yapacağımıza söz veriyoruz. Varız, var olacağız. Roman kardeşlerimiz bizim her zaman yan yana olduğumuz, yerel yönetici olarak değil, ben sizin her zaman kardeşinizim, abinizim, amcanızım. Hep birlikte güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Sizin sorunlarınızı en yakından bilen kişilerden biriyim. Gerek Güzel Parti, gerek mahallemizde, mahallelerimizde, Ege Mahallesi'nde, Güney'de, Hilal'de, Yenişehir'de sizlerin oylarının artacağını ve en önemlisi de sizin haklarınızı en iyi şekilde koruyacağına inandığımız dürüst, namuslu, şerefli bir cumhurbaşkanımız var. Geliyor. 28'inde Türkiye'yi yönetmeye geliyor. Romanların yanında olmaya geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya'ya çıkarmaya hazır mıyız? Evet. Hep beraber bu güzel insanı cumhurbaşkanı yapmamız lazım. Ama 28'inde sandıklara bakacağız değerli arkadaşlar. Hep beraber olmamız lazım. Hep beraber olmamız lazım. Bakın, burada milletvekili olan geçiyor gidiyor. Ama yerel yöneticiler burada. Sizin yanınızda, gerek Tunç Başkan olsun, gerek Konak Belediye Başkanı olarak her zaman sizin yanınızdayız. Problemlerinizi çözmek için sahadayız. Bundan sonra da beraber olacağız. Bu katılımdan dolayı, bizlere verdikleri destekten dolayı çok değerli Cafer Başkanıma ve yöneticilerimize, muhtarlarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun karar ver çağrısına uyarak karar verdiniz. Hepiniz Halil İbrahim sofrasına hoş geldiniz. Bundan sonra eşit yurttaşlık mücadelesini
hep birlikte vereceğiz. Açlıkla, yoksullukla mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Bundan sonra birleşe birleşe kazanacağız. Az kaldı. Şurada 6 günümüz kaldı. 6 gün sonra sizlerin desteğiyle inşallah Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Size söz, yine baharlar gelecek. Bay Kemal verdiği hiçbir sözden geri dönmeyecek. Yine baharlar gelecek. Yenişehir Mahalle Noterimiz Süleyman abi, yine baharlar gelecek. Sizi kaldıran, korkusundan susmadan, sözü dinlemeyen, lütfen yolu kapatıyoruz. Beş dakika içinde basın açıklamamız Güzel Parti dernek alıyorum.